Merhabalar, ARM programlama video serisinin 18. videosu. Ben Emre Erbaş. Bu videoda bir önceki videolardan bahsettiğim ADC ve cycle terimlerini kullanacağımız projeyi yazmak için bir proje dosyası oluşturacağız. Bu oluşturacağımız proje dosyasında ve projede yapmayı hedeflediğimiz şey ADC'den aldığımız bir veriyi board'un üzerinde desteklenmiş olan 4 tane LED'i sırasıyla yakması üzerine bir kod yazacağız. Analog veriyi pot üzerinden almayı planlıyorum. Bir sensör olarak değil. Geri gelince onu da bahsedeceğiz. Kilitli açtığınız zaman en son açık olan şeyler açılır. Bunu bir close'layalım. Bunu 6. videoda anlatmıştım. Bu videoda da tekrar anlatmalıyım çünkü ADC için eklenecek birkaç özellik daha var. O yüzden yeniden bir proje oluşturuyorum. New Microvision Project diyoruz. Buraya ADC Example diye bir dosya oluşturuyorum. İçine girdim ve proje için bir isim oluşturacağız. ADC deyip bırakın. Karşımıza gelen ekranda STM Electronics'in içerisinde 32F4'ün OCF407VG'yi seçip onaylamamız gerekiyor. Bu işlemi yaptıktan sonra Time Environment diye bir sekme açılıyor. Ve bu sekmenin içerisinde CMS System, Core ve DSP'yi seçeceğiz. Real Time Operating System'i seçerseniz hatalı bir şeyler döndürmezsiniz. Yine çalışır. Ama şu an için Real Time Operating System'e gerek yok. Bunu çok daha ileriki bir videoda açıklayacağım. Device'a geldiğimiz zaman startup her zaman bulunması gerekiyor. Ve STD Pair Drivers'ın içerisinde işte kritik olan noktası da burası. ADC kütüphanesini eklemiş olmalıyız. ADC kütüphanesini eklediğimiz zaman aşağıda bir uyarı verdi. Require yani gerektiriyor. Framework Drivers'ın ihtiyacı olduğunu söylüyor. Başka nelere ihtiyacı varmış? RCC RCC değil. Resident Clock Controller. ADC modülü de clock bilgisine ihtiyaç duyduğundan dolayı RCC kütüphanesi olmaksızın çalışamaz. RCC kütüphanesi de aşağılarda. Seçtik. Bunu seçtiğimiz zaman bir uyarı daha verdi. Bu sefer de framework'e ihtiyacının olduğunu söylüyor. Framework'ı da seçtikten sonra hiçbir uyarı kalmadı. O zaman tekrar projede yapacağımıza bakıyoruz. Analog bir veriyi alacağız. Aldığımız veriyi board'un üzerindeki 4 tane LED'i yakmak için kullanacağız. 4 tane LED'i, yani herhangi bir LED'i yakmak için kullanacağımız şey General Purpose Input Output, GPIO kütüphanesi. Bunu da ekledikten sonra ekleyebileceğimiz, eklemek zorunda olduğumuz başka bir kütüphane yok. Bu işlemden sonra OK dediğimiz zaman target'ın içerisinde Genesis ve device olarak çağırdığımız kütüphaneler geldi. Bu arada üzerindeki kilit sembolünden de anlaşılacağı gibi bunlar değiştirilebilir kütüphaneler değil. İçerisine müdahale edemezsiniz. Yine 6. videodan hatırlayacağınız şekilde devam edeyim ben. Şunu kapatalım. Source grubun içerisine bir C dosyası oluşturacağız. Adına da main diyelim. Her programlama dilinde bir main dosyası oluşuyor. Bundan sonra yapacağımız işlem şurada target'e giriyoruz. 8 kristalimizin hızıydı. Buradaki anahtar sözcükler çok önemliydi. Bunlar olmaksızın çalışamaz. Burada HS value olarak belirttiğimiz PLL için kristalin hızı. Burada yine en önemli noktalardan birisi include path'te oluşturduğumuz dosyayı işaret edeceğiz. Bunu yaptığımız zaman ADC example yani şu an işaret ettiği kendi kütüphanesinin içerisinde
Proje oluştururken listing ve object ve RTE olarak 3 tane dosya oluşturuyor. Bu dosyaların içerisinde yan tarafta gördüğünüz kütüphaneler var. Bu kütüphanelerin program yazılırken görülmesini istiyorsak burada da input path ile burayı işaret etmemiz lazım. Yani burada bunu işaret etmemizin sebebi bu. Utilities cihazla bağlantı kurabilmemiz için bu çok önemli. Use debug driver'ı kaldırıp şuradaki ulink ki stlink'e çevireceğiz. Ki bizim programımız stlink programı bu bağlantıyı sağlayabilsin ve settings'e geldiğimiz zaman reset engine'ı seçelim. Her seferinde bizim resetlememiz beklenmesin. Debug dosyasından da JTAG bağlantısı yerine SW bağlantısına dönüştüreceğiz. Bunu dönüştürdüğümüz zaman yan tarafta SW device olarak ARM CoreSite olarak bir cihaz gördüm. Çünkü şu an benimki USB'den bağlı. Eğer sizin cihazınız USB'ye bağlı değilse burası da hala JTAG'de göründüğü gibi Unknown Target Connected olarak bırakacak. SW'yu seçtik ve max clock 1.9 MHz, 1.2 MHz de destekliyordu. Okey dedik. Bunun seçili olmasını tavsiye ederim. Debug yaparken faydası olur. Ama o zaman debug dosyasından da Ulink Me Cortex Debugger yerine SLink Debugger'ı seçmelisiniz. Bu işlemleri yaptıktan sonra OK'ye basacağız. Ve şu an cihazın ayarları tamamlandı. O zaman ilk olarak şu dosyayı ekleyelim. Bu dosya eklenmeden olmaz. Diğerleri eklemezseniz de bir şekilde çalışır ama bu olmadan olmaz. Ve her zaman yaptığım oluşturduktan sonra belki bir yerleri unutmuşumdur diye bir int main açıp ve en sonu bir boşluk bırakarak, çünkü kill en son satırın new line olmasını, boşluk olmasını istiyor. Ve bunu bir compile edelim. Sıfır error, sıfır warning. Yani yaptığımız ayarlar doğru. Proje oluşturma videosu bu kadar. Bir sonraki videoda konfigürasyon, GPIO konfigürasyonlarıyla ADC konfigürasyonlarına ayrı video çekip en son ADC ile ilgili bir birkaç syntax çalışması yaparız. Algoritma çalışması. Onunla da ADC işini bitiririz. Bir sonraki video bu videonun direkt devamı niteliğinde. O videoda görüşmek üzere.